Herkes babasına benziyordu, değil mi? Şunu unutma ki sen de birinin oğlusun. Kör bir adamın oğlu kördür. Hadi saldır ona! Devam et, göster kendini! Hadi durma! Hadi saldır! Hadi durma! Göster kendini! Hadi saldır ona! Hadi yapabilirsin! Hadi göster kendini! Saldır ona! Hadi göster kendini! Hadi saldır! Hadi yapabilirsin! Durma! Durmasana! Saldır ona! Göster kendini! Hadi! Hadi yapabilirsin! Dostum dinle beni! Dur ve beni dinle lütfen! Dostum! Dostum dinle beni. Dur ve dinle beni. Dostum. Dostum dinler misin? Hayır. Lütfen dur. Durmanın zamanı değil. Bir şeylere başlama zamanı geldi. Şimdi intikam zamanı dostum. Gerçi ben bugün kardeşim Yudhishthir'in kral olmasını izleyemedim. Ama yine de buraya geldim. Öyle değil mi? Ama bugün, bugün durup hadi beni küçük düşürdü Karn. O bana, bugün kör adamın oğlu da kördür dedi. O benim babama hakaret etti. O kadın dostlarına hakaret etti Karn, duydun mu? Bunu sana söylemiştim. Senin dostun Pandavalara kötü bir şey yapacağım demiştim. Ayrıca sana, eğer beni kızdırırlarsa asla sessiz kalmayacağımı da söylemiştim. Onların benden çekeceği var dostum. Bugün bana yaptıklarını gördün. O zavallı Drupadi ne söylediyse bunları unutmam asla mümkün değil. Onların da unutmalarına asla izin vermeyeceğim. Bugün olanları tarih unutmayacak. Bugün bana yapılanların intikamını alacağım Karn. Bu aşağılanmanın bedelini ödemek zorunda kalacaklar. O kadın, o prenses Drupadi bunu yaptığına pişman olacak. Angaraç. Seçtiğin kişi seni terk etti. Yoksa yanılıyor muyum dostum ha? Hala vaktin var. Bunu iyi değerlendir.
Doğru kişiyi seçmen gerekiyor. Savaş alanında son seçimimi dostum Vasudev'e bırakmıştım, öyle değil mi? Ama sen orada bulunan birini davranışları ve sözleri konusunda asla uyarmadın Vasudev. Bana söylediğini hatırlıyor musun? Her eylemin kendine has sonuçları vardır dedin. Ama aynı şey, sarf edilen her kelimenin de bir sonucu vardır, öyle değil mi dostum? Korktuğum tek bir şey var. Drupadi'nin bugün söylediklerinin sonucu bence hiç iyi olmayacak. İyi günler. Hadi yanıma gel. Beni hiç görmedin. Çok sessiz geldim. Peki sen benim geldiğimi nasıl anladın? Çünkü biz seninle gerçek bir dostuz Drupadi. Yabancı insanların seni tanımaları için duymaları gerek. Eğer kalbin diğer kişinin duygularını anlıyorsa, bu gerçek bir dostluktur. Dostum, elin hala kanamaya devam ediyor. Evet Drupadi. Bazı yaralar öyle kolay kolay iyileşmez. Adamın oğlu da kördür. Kör adamın oğlu da kördür. Kör adamın oğlu da kördür. Kör adamın oğlu da kördür. Dur dur. Bırak beni. Dayı. Dayı. Dur, dur kardeşim. Kardeşim. Bırak onu, yaralanacaksın. Benim de bilmek istediğim bu zaten sevgili kardeşim. Bakalım bu yara bugün Drupadi'den duyduğum sözlerden çok daha acı verecek mi?
Lütfen söyler misin? Herkesin önünde Şişupal'i neden öldürdün? Çünkü biliyorum ki onu seni aşağıladığı için değil. O adamı sadece bana hakaret ettiği için öldürdün, öyle değil mi? İntikam en tehlikeli silahtır Drupadi. İnsanda asla iyileşemeyecek yaralar açar. Bu yüzden intikamdan uzak durmak gerekir dostum. Ama bundan daha önemlisi de, hiç kimsenin intikam duygusunun ortaya çıkmasına izin vermemektir. Çünkü intikam insanın sağduyusunu öldürür. Kalbinde olan doğruyu ve yanlışı ayırma yetisini elinden alır. İntikam insanı sadece kör eder. Kör bir adamın oğlu da kördür. O kadın babama hakaret etti. Babama! Ve ben Duryodhan öyle zayıf davrandım ki ona hiçbir şey söyleyemedim. Babamın intikamını alamadım. O herkesin önünde bana hakaret etti. Dayı, ondan intikam almak istiyorum. Ya intikam almama yardım et, ya da beni şimdi öldür. Ya da Drupadi'nin ömür boyu mutlu olmasına engel ol. Hayatındaki tüm mutluluklar yok olsun. Asla mutlu olmasın. Ya da şu an sana bakan gözlerime kaynar su dök. Buna dayanamıyorum dayı. Hayır. Evet, kaynar suyu gözlerime dök. Ve böylece de kral olamayacağım için onlardan intikam alamam. Öyle değil mi dayı, ha? Çünkü babam onlarla savaşmamı asla istemiyor. Aslında hep böyle aşağılanmaktansa kendimi ateşe vermem çok daha doğru olurdu. Artık bunlara dayanamıyorum. Ama şimdi aynada aşağılanmış bir yüzü görmektense kör olmayı yeğlerim dayı. Bence doğru olan bu. Dur, yapma kardeşim. Bu yaptığın hiç doğru değil. Haklısın kardeşim. Sanırım ben bugün aklımı kaybettim. Çok garip biri oldum. Çünkü ben bunları yapacak biri değilim. İntikam almak hiç bana göre değil. Küçüklüğümüzden beri sevgili babamız hiç gözyaşlarımızı görmedi kardeşim. Aa, Tanrım! Madem hep aşağılanacaktım, neden beni kör bir çocuk olarak dünyaya getirmedin ki söyle? Söyler misin ha, neden? Ama şimdi, şimdi senin yarım bıraktığın şeyi ben tamamlayacağım. Şu an gözlerimi kör edeceğim. Yeter Drupadi'den. Yeter. Lütfen. Dayı. Oğlum, beni bir daha böyle çaresiz bırakma. Sevgili abimin kör olduğunu biliyorum. Annenin ise hayatının kalanında gözleri bağlı kalacak. Şimdi de sen sakın bir daha kendine zarar vermeye kalkma böyle. Yoksa kendimi öldürürüm.
Hepsi senin için. Hepsi senin hakların için. Ben ailemi terk ettim. Krallığımı, sevgili ülkemi, senin için vatanımı terk ettim. Burada senin için bir sığıntı gibi yaşıyorum. Hayır dayı. Duryodhan seni de kaybedersem eğer, bu dünyada tutunacak dalım kalmaz evlat. Artık buna bir son vereceğim. Yok olma vakti geldi artık. Ölme zamanım geldi. Bunu yapmalıyım. Hayır. Hayır. Dayı. Gitme zamanı. Dayı. Dayı. Dur. Ama. Uzun yıllar evvel bu saraya geldim. Bunu yaparak sana hakkını vermiş oldum evlat. Hayır dayı. Böylece Kandarı'ya yapılan adaletsizliği düzeltebilirim değil mi evlat? Pandavaların gidişinden sonra ben buradaki her şeyin düzeleceğini düşünmüştüm. Meğer çok yanılmışım duruyor da. Gitmeleri hiçbir şeyi çözmedi. Derdimiz çoğaldı. Ama onlardan intikam alma vakti geldi de geçiyor. Yarını sarmamız gerekiyor dayı. Hayır. Ben bu yarayı ancak ve ancak intikamımı aldığımda saracağım. Anladın mı? Oğlum, dayın olarak bu intikamı ben alacağım. Biliyor musun, bugün sen bana büyük bir sorumluluk yükledin Durupadi. Keşke bu iyiliğin karşılığını verme şansına sahip olabilseydim sevgili dostum. Peki ya mecbur kalırsan? Bugün değil. Ama öyle bir gün gelecek ki dostum, bu iyiliğin bedelini sana kat kat ödeyeceğim. Sırf Durupan'ın yaptığı bu hakaret yüzünden sevgili yeğenim Duryodhan gözlerini kör etmek istedi. Günü geldiğinde Durupan'a öyle bir şey yapacağım ki büyük hakarete uğrayacak, kör olmak isteyecek. Çünkü o sana hakaret etti evlat. Oğlum, o seninle herkesin önünde dalga geçti. Yemin ediyorum, aynı şekilde ben de onu rezil edeceğim Duryodhan. Bu da benim sana sözümdür Duryodhan. O seni orada küçük düşürdü. O Drupadi'yi herkesin gözü önünde giysilerini çıkartacak. Böylece herkes onun bu halini görecek. Orada kendini aşağılanmış hissedecek. Ne kadar güzel olur değil mi? Ve Drupadi herkese yalvaracak. Yardım etmeleri için onlardan medet umacak. Ve sana hakaret eden zavallı kadın bu acınası durumdayken 5 kocası da olsa ona asla yardım edemeyecek. Onlar da herkes gibi o kadına acıyarak bakacak evlat. Pancal kralının kızı Drupadi, onu öyle bir kötü duruma düşüreceğim ki Duryodhan. İşte o an geldiğinde
ölmek isteyecek. Ateşte yanmak isteyecek. Ama onu asla affetmeyeceğim. Yemin ederim. Savaş meydanında dökülen kan tarihi değiştirirmiş. Ama bu sefer kimsenin kanı dökülmeden tarih yazılacak. Ve Shakuni'nin zarları bu sefer oyunu değiştirecek. Dünyanın en büyük zaferi cenk meydanında kazanılmaz. Masada kazanılır Duryodhan. Masada kazanacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.